Hatırlarsanız zamanında böyle bir video yapmıştım. Bu videoda Tom Holland'ın canlandırdığı Spider-Man'in Sony ile Disney arasındaki sürtüşmeden ötürü nasıl Venom filminde yer alabileceğinden bahsettim. Gel gör ki tahminim 1,5 yıl sonra tuttu. Geleneği sürdürerek bu sahnenin Marvel sinematik evreni için ne anlama geldiğini, ondan önce de Dedektif Mulligan'ın son sahnede neye uğradığını gelin konuşalım. Bilmeyenler için simbiyotlar aseksüel bir şekilde, yani herhangi bir partnere ihtiyaç duymadan ürerler. Besin değerleri belirli bir olgunluğa ulaştığında tomurcuklanarak veya parazit formundaysa konak bedene yumurtlayarak nesillerini devam ettirirler. Bu gerçek Venom için de geçerli. Her ne kadar istemsizce yaşansa da Carnage hem çizgi romanlarda hem de filmde Venom'un bir parçasından meydana geldi. Türün üreme düzeni göz önünde bulundurulduğunda Venom Carnage'ın babası değil annesi olmakta. Üreme düzeni elbette Carnage'da da geçerli. Venom vs. Carnage çizgi romanında Carnage'ın bedeni tıpkı annesi gibi olgunluğa erişiyor. Venom içindeki simbiyotu doğurması gerektiğini söylerken Carnage bu fikri tiksindirici bulur. Eğer doğuracaksa yeni simbiyotu anında öldüreceğini söyler. Tıpkı filmde olduğu gibi burada da doğumdan sonra gücünün büyük bir kısmını yitirir. Bu durum sonucunda doğurduğu simbiyotu sonra öldürebilmek için konak bir bedene hapseder. Dedektif Mulligan'ın bedenine. Ha, çaktınız mı köfteyi? Mulligan'ın simbiyotu olan Toxin çizgi romanlarda 1000. simbiyot olduğu için Venom ve Carnage'dan da güçlü bir forma erişir. Böylece Carnage kendisini öldüremez. Çizgi roman sayıları da Toxin isimli yeni bir anti karakter kazanmış olur. Anlayacağınız filmdeki son sahnede dedektifin gözlerinin parlamasının nedeni içindeki toksin simbiyotu. Kendisini bu filmde göreceğimizi umuyordum. Ancak gidişata bakılırsa 3. filmde dahi dedektifi göremeyebiliriz. Gelelim 2. sahneye. Venom'la Eddie'nin polisten kaçtığı için okyanusun ortasındaki bir adaya yerleştiğini görüyoruz. Güzel manzarasından tutun dingin ortamına, huzurlu otelinden tutun konforlu odasına kadar bu korona günlerinde imrenecek bir hayat bulmuşlar. Her neyse. Aralarında geçen diyalogda Venom, hepimizin bir geçmişi var Eddie demekte. Hemen arkasından türümüzün çoklu evrenler arası 8 milyar ışık yıllık bilinci senin küçük beynini patlatabilir. Sana tadımlık bir şey göstereyim. Biz simbiyotların deneyimlediği şeylerin küçük bir parçasını, diye de ekler. Hemen arkasından sadece rüyalarımızda göreceğimizi düşündüğümüz bir şey yaşanır. Ve Eddie ile Venom paralel evrene yolculuk eder. Otel odası hem değişmiş hem de aynı kalmıştır. Tavandaki pervaneden tutun televizyona kadar her şey baştan aşağı farklıdır. Televizyon demişken, televizyonda Far From Home'da gördüğümüz J. Jonah Jameson'a rastlarız. Dudak uçuklatan gerçek sadece kendisini görmemiz değil, aynı zamanda yaptığı açıklamanın Far From Home'daki duyurusuyla aynı olmasıdır. Anlayacağınız Eddie ile Venom'un yolculuk ettiği düzlem 199.999. evren. Yani geçtiğimiz 10 yıl boyunca izlediğimiz Marvel sinematik evreni arkadaşlar yaşanıyor. Spider-Man, a psychopath. Affedersiniz. Tam bu sahne Far From Home'un sonu ve No Way Home'un başındaki sahneyle eş zamanlı yaşanmakta. Az önceki konuşmadan ötürü yaşananların sebebinin Venom olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu paralel evrene geçmeleriyle Venom, ben yapmadım demekte. Bana kalırsa Venom'un Eddie'ye göstereceği şey, çizgi romanlarda uzun uzadıya gördüğümüz simbiyotların geçmişine dair yansımalar olacaktı. Ancak tam bu görüleri gösterecekken başka bir evrene zıpladılar. Bu durumun sebebini Doctor Strange'in yaptığı büyüye bağlayanlar oldu. Ancak ben buna tamamen katılmıyorum. Nedeni ise gördüğümüz sahneyle bu olayın eş zamanlı yaşanması. Daha Peter'ın gözaltına alınmadığı ve Strange'den yardım istemediği bir zamanda yaşanıyor. Gerçi bu da Doctor Strange değil de. Neyse. O da başka bir videonun konusu olsun. Peki bu olay madem Strange'in yaptığı büyüyle aynı zamanda yaşanmıyor, o zaman çoklu boyutları etkileyecek başka hangi durumun sonucu olabilir diye düşündüğümde aklıma Sylvie geldi. Kendisi Kang'i öldürdüğünde paralel evrenler arası köprüleri yeniden oluşturmuş, bir boyut bir diğerine ulaşılabilir hale getirmişti. Belki bu durumun sonuçlarından bir başkasını Eddie ile Venom üzerinde görüyor olabiliriz. Bu bilinmezlik bir yana gelin bir de nelerin yaşanabileceği üzerine konuşalım. Televizyonda Peter belirdikten sonra Venom bu herif diyerek yüzünü yalıyor. Bu eyleminden ötürü her ne kadar kendisine antagonize olduğunu düşünsek de bence bu filmde Peter'ın yanında olabilir. Gerekirse tüm film gerekirse bir dakika olsun Venom'u No Way Home'da kesinlikle göreceğimizi düşünüyorum. Bazı kişiler kendisiyle beraber Sinister Six'in tamamlandığını ve filmin altı kötüsünün bu karakterlerden oluşacağını öne sürüyor. Bana kalırsa Venom bu film içerisinde Peter'a yardım edecek. Sonuçta bu durum çizgi romanlarda görülmemiş bir şey değil. En başta evinden ayrılmasının sebebini Peter'a bağlayıp kendisine saldırabilir. Ama gerçeklerin farkına varmasının çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Tıpkı Spider-Verse'de olduğu gibi No Way Home'da da Peter evine dönmesine yardım edebilir. Film incelememi izlemek isterseniz sağ üst köşeden videoya ulaşabilirsiniz. Sizce Venom bu dünyaya nasıl, hangi olay sonucu ya da daha
daha da önemlisi kimin sayesinde geldi? Bunun beraberinde Venom Peter'a yardım mı edecek yoksa düşmanım olacak? Gelin yorumlarda sohbet edelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.